1994 yılında eski cezaevi binası içerisinde açılan müzenin giriş kısmındaki avluda taş ve mermer eserler sergileniyor. Burada Lagina, Hekate tapınağına ait friz parçaları, çok sayıda sunak, mimari parçalar ve heykeller sergileniyor. Müzenin kapalı kısmında ise doğa tarihi, arkeoloji, gladyatörler salonu ve etnografya bölümleri yer alıyor. Muğla'ya bağlı Özlüce Köyü yakınlarında bulunan 3 adet fosil yatağında yapılan kazılar sonucunda ele geçen bu fosiller deniz seviyesinden 1145 metre yükseklikte bulundu. Bölgedeki bilimsel araştırmalar 1993 yılı Kasım ayında Ankara Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Berna Alpagut ve ekibi tarafından başlatıldı. Fosil yataklarındaki çalışmalar yaklaşık 112 metrekare genişliğindeki bir alanda gerçekleşti. Bu küçük alanda üst üste yığılma gösteren fosillerin büyük çoğunluğu gergedan ve fillere aitti. Burada zürafa giller, boynuzlu giller, gergedan giller, hortumlu memeliler, domuz giller ve at gillere ait fosiller ile bitki fosilleri de bulunmuştur. Yapılan araştırmalar bu fosillerin başlangıçta ot yiyenlere ait olduğunu ama et yiyen gruplarında bulunduğunu göstermiştir. Bu bitki ve hayvan fosilleri 9 milyon yıl ila 5 milyon yıl arasına tarihleniyor. Etnografya bölümünde Muğla'nın yöresel kıyafetler, günlük kullanım eşyaları, marangoz aletleri, bakır mutfak eşyaları, heybeler, kilimler ve dokumalar ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Arkeoloji salonunda yatağın yakınlarındaki antik şehir Stratonikia ile bu şehre bağlı kutsal alan Lagina ve Sedir Adası'nda bulunan Ören yerinden gün ışığına çıkartılan önemli arkeolojik eserler sergileniyor. Kırmızı figürlü vazolar, pişmiş topraktan yapılmış Afrodit Herakles heykelleri ve metal objeler göze çarpıyor. Salonda Yatağan ilçesindeki kömür havzasında tesadüfen bulunan gladyatörlere ait mezar stelleri sergileniyor. Çok sayıda gladyatör steli bulunması Stratonikia'da bu antik çağın dövüşçülerinin yoğun olarak yaşadığını gösteriyor. Gladyatörler salonunda Roma döneminde ün yapmış bazı gladyatörlerin mezar stelleri de sergileniyor.